Merhaba TV izleyenleri. Kaldıraç avantajı ve gelecek risklerini kontrol etmeyi sağlayan sözleşmeleriyle Viyop'un ne olduğunu anlamanın tam zamanı. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Borsa İstanbul çatısı altında bir piyasa olarak faaliyet gösteren Viyop, vadeli işlem ve opsiyon piyasasını kısaltılmış halidir normal piyasa koşullarına göre daha düşük parayla büyük hacimli işlemler yapmaya olanak sağlar. Ayrıca kaldıraçlı yapısıyla dikkat çeker. Mesela Viop'ta kaldıraç sayesinde 100 liralık işlemi 10 lirayla yapabilirsiniz. Viop'un organize bir piyasanın çatısı altında faaliyet göstermesi nedeniyle kaldıraç imkanı sunan diğer piyasalara göre daha güvenli olduğunu rahatça söyleyebiliyoruz. Hepimizin bildiği gibi ekonomilerde görülen beklenmedik olaylar yatırımları da etkiler. Örneğin koronavirüs pandemisi dünya ekonomilerini alt üst etti. Dolayısıyla tüm yatırımları da etkiledi. Viyop böyle durumlardan en az hasarla kurtulmanıza olanak tanır. Bunu hedge yani koruma özelliğiyle yatırımcıya sunar. Viyop'un tam tanımına geçmeden önce vadeli işlem ne demek önce onu öğrenelim. Vadeli işlem ileri bir tarihte ödemesi ve teslimatı yapılacak belli miktar ve kalitedeki yatırım aracının bugünden alınıp satılmasıdır. İngilizce adıyla futures olarak da Vadeli işlemlerde ödeme tarihi yatırım aracının miktar ve kalitesi gibi bilgiler sözleşmelerde kayıtlıdır. Bunlara da vadeli işlem sözleşmesi denmektedir. Şimdi Viyob'u tanımlayacak olursak. Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satıldığı kaldıraçlı bir piyasadır. Viyop'ta türev araçlarla işlem yapılması da piyasanın öne çıkmasını sağlar. Peki türev araç ne demek? Türev araç, değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal araçlardır. Zaten türev kelimesi türetilmiş anlamına gelir. Daha açık bir tanımlama yapacak olursak, doğrudan altına değil, altının dayanak varlık olarak işlem gördüğü sözleşmeler türev araç olarak tanımlanır. Yani viop'ta doğrudan gram altına değil, gram altını konu olduğu vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yaparsınız. Bu sözleşmede gram altının nasıl ve hangi koşullarda yatırıma konu olduğu açıkça yazmaktadır. Hemen şu sözleşmeye göz atalım. Gördüğünüz gibi dayanak varlık saf altın olarak tanımlanmış. Sözleşmenin büyüklüğü 1 gram altın olarak belirtilirken takas süresi, işlem saatleri, uzlaşma şekli, minimum fiyat adımı, başlangıç teminatı gibi her bilgiye yer verilmiştir. Viop adından da anlayacağınız üzere iki farklı sözleşme türüne ev sahipliği yapar. Bunlar vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleridir. Vadeli işlem sözleşmelerini tanımlamıştık. Şimdi opsiyon sözleşmelerini tanımlayacak olursak, iki taraf arasında yapılan ve alıcı ödeyeceği belli bir tutar karşılığında belli bir vadeye kadar bugünden belirlenen bir fiyat üzerinden enstrümanı satın alma veya satma hakkı tanıyan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler satıcıya alıcının bu anlaşmadan doğan hakkını kullanması durumunda enstrümanı satma veya alma yükümlülüğünü getirir. Alıcının bu sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda diyoruz. Çünkü adından da anlaşılacağı üzere opsiyonlarda alıcı bu hakkı kullanma veya kullanmama seçeneğine sahiptir. Şimdi hem buraya kadar anlattıklarımızı pekiştirmek için hem de Viyop'u daha iyi anlamak için bir canlandırma yapalım. Diyelim ki 2 ay sonra 100 bin dolarlık ödemeniz var. Dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesi riski her zaman vardır. Bu durumda 100 adet dolar tl vadeli işlem sözleşmesi alarak ödemenizi garanti altına alabilirsiniz. 1 adet dolar tl vadeli işlem sözleşmesi 1000 dolar büyüklüğündedir. Yani bir kontrat satın alarak 1000 dolar büyüklüğünde işlem yapmış olursunuz. Sizin 100 bin dolara ihtiyacınız olduğu için 100 adet kontrat aldınız. Bu kontratın bir tanesinin fiyatı 500 lira olsun. 100 tanesi için 50 bin lira ödersiniz. Yani 50 bin lira ödeyerek 100 bin dolarlık ödemenizi sigorta edersiniz. 2 ay sonra dolar yükselmiş olsa bile siz kontrat sayesinde vade başlangıcında yaptığınız 50 bin liralık ödeme ile 100 bin dolar alma hakkına sahip olursunuz. İşte basit bir şekilde yok böyle işler. Peki hangi yatırım araçları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine konu olmaktadır? Ülkemizde opsiyon piyasası henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle fazla sözleşme çeşitliliği yoktur. Yine de pay BIST 30 endeksi ve dolar tl üzerinde düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri işlem görür. Vadeli işlem sözleşmeleri ise oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir. Hisse senetlerine, endekslere, dövizlere, emtialara, faize, devlet iç borçlanma senetlerine ve yabancı endekslere dayalı 50'den fazla vadeli işlem sözleşmesi bulunur. En çok işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri BIST yakın vade hisseleri, BIST 30, dolar/TL, euro/TL, euro/dolar, gram altın ve ons altın üzerine düzenlenmiştir. Sözleşmelerle ilgili bilmeniz gereken konulardan birisi de sözleşme kodlarıdır. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri yatırım platformlarında çeşitli kodlarla ifade edilir. Buna hemen bir örnek verelim. Bu kod Ekim 2022 vadeli Euro-Dolar paritesine ait bir vadeli işlem sözleşmesidir. Peki bunları nereden anlıyoruz? Kodun başında yazan F harfi Futures kelimesinden gelir ve vadeli işlem sözleşmesi olduğunu gösterir. EURUSD kısmı ise Euro-Dolar paritesi olduğunu ifade eder. Kodun sonunda yazan 1022 sayısında 10 Ekim ayını 22 yılını gösterir. Pekiştirmek adına bir başka örnek kodu daha inceleyelim. F harfinin vadeli işlemi tanımladığını öğren. Son 4 hanenin vade ayı ve yılını gösterdiğini de öğrendik. Peki, bu aradakiler neyi ifade ediyor? XU30 bölümü, BIST30 endeksinin işlem kodudur. Bir opsiyon sözleşmesinin koduna da göz atalım. Kodun başındaki O harfi, opsiyon sözleşmesini ifade eder. GBPUSD, Sterlin Dolar paritesinin uluslararası kodudur. 08.22 Ağustos 2022, vade sonlu bir sözleşme olduğunu gösterir. A harfi Amerikan tipi bir opsiyon olduğunu ve 1.26 kısmı ise kullanım fiyatını ifade eder. Vio sözleşmelerinden de kısaca bahsettiğimize göre bu piyasanın avantajlı yönlerini ele almanın vakti geldi demektir. Viyof'un avantajları riskten korunma, portföy çeşitlendirme, organize piyasa oluşu, düşük teminat, takas bank güvencesi, çift yönlü işlemler, teminatın nevalandırılması vergi şeklindedir. Bunları biraz açacak olursak, riskten korunma yani hiç özelliği, vadeli işlem sözleşmeleriyle üretici, ithalatçı, ihracatçı, yatırımcı ve tüm reel sektör için faiz, kur ve fiyat riskine karşı korunma imkanının elde edilmesini gösterir. Organize bir piyasa oluşuyla da doğru fiyat, şeffaf işleyiş ve kurallar dahilinde işlemleriniz gerçekleşir. Kaldıraç özelliğiyle düşük teminatla yüksek pozisyonlar açabilirsiniz. Viyop işlemlerinde Takas Bank alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumundadır. Çift yönlü işlem özelliğiyle hem yükselişlerden hem de düşüşlerden kazanç elde edersiniz. Fiyatın yükseleceğini düşünüyorsanız alım yönlü, düşeceğini düşünüyorsanız satış yönlü işlem yapabilirsiniz. Yatırım hesabınıza yatırdığınız para Takas Bank tarafından günlük nemalandırılmaktadır. Yani Viyop için kullandığınız paradan faiz geliri de elde edersiniz. Viyot'ta hisse senedi ve endeks işlemlerinde vergi yoktur. Bireysel yatırımcılar yalnızca döviz kontratlarından elde ettikleri karın %10'unu stopaj olarak öderler. Kurumsal yatırımcılar ise hiçbir üründe stopaj ödemezler. Peki bu piyasanın dezavantajları yok mu? Elbette var. Kaldıraç sistemi bir avantaj olduğu kadar risktir. Kazancınızı arttırdığı gibi üstlendiğiniz riski de arttırır. Viyop'ta başarılı bir teminat yönetimi sağlayamazsanız bir çağrı alırsınız. Bu çağrı teminat tamamlama olarak ifade edilir. Eğer piyasa ile ters pozisyonda kalırsanız bu çağrıyı alırsınız. Çağrı ile birlikte başlangıç teminatının altına düşen bakiyenizin tamamlanması istenir. Eğer teminatı belirlenen zamanda tamamlamazsanız işleminiz otomatik olarak sonlandırılır. Bir başka dezavantaj ise bazı enstrümanlarda uzun vadelerde derinliğin fazla olmamasıdır. Bu nedenle Oynaklığın arttığı dönemlerde alım ve satım fiyatları arasındaki makas açılabilmektedir. Gelelim Viyot'ta nasıl işlem yapacağınız konusuna. Viyot'ta işlem yapabilmek için öncelikle bir aracı kurum seçmeli ve yatırım hesabı açmalısınız. Kısa bir mola. Çok az zamanınızı alarak sizlere bu videonun ana sponsoru GCM Yatırım'dan bahsetmek istiyorum. GCM Yatırımda yurt içi ve yurt dışı piyasalarda binlerce farklı enstrümana yatırım yapabilirsiniz. Son teknoloji altyapısıyla sizlere kesintisiz hizmet veren GCM Yatırım sayesinde ücretsiz olarak hesap açabilir ve hesabınıza tanımlanan 100.000 TL sanal para ile yatırımcı yönünüzü keşfedebilirsiniz. Deneme hesabı açmak için ilk olarak yatırım.com.tr adresini ziyaret ediyorsunuz. Sitenin en üstünde bulunan formu dolduruyor ve sonrasında hangi piyasada işlem yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Hepsi bu kadar basit ve kolay. Seçeceğiniz aracı kurum bir banka iştirakı olabileceği gibi doğrudan aracılık hizmeti veren bir şirkette olabilir. Sermaye piyasası kurulu tarafından türev piyasalarda işlem yaptırma etkisine sahip olan bir aracı kurum seçtiğinizden de emin olmalısınız. Yatırım hesabınızı açtıktan sonra sözleşme alıp satmaya hemen başlayabilirsiniz. Ancak burada önemli olan konular vardır. Bunlardan bir tanesi yatırım hesabınızı açtırırken Viyop Sözleşme Kitini imzalamanız ve risk testini yaptırmanızdır. Bunları aracı kurum size sunmuyorsa siz hemen talep etmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken önemli konulardan biri de Viyop bilginizin yeterliliğidir. Eğer Viyop hakkında yüzeysel bilginiz varsa bu yatırım yapmak için yeterli olmayabilir. İşlemlere başlamadan önce bir eğitime katılmanızı tavsiye ederiz. Zaten şu anda birçok aracı kurum ücretsiz eğitim sunuyor. Bunlara katılarak ve deneme hesabı kullanarak kendinizi piyasaya hazırlamalısınız. Bilgi anlamında kendinizi geliştirdikten sonra yatırım hesabı açarak Gerekli bilgileri girerek pozisyonunuzu oluşturabilirsiniz. Yani yatırım yapacağınız sözleşmeyi seçip beklenti yönünü ve lot miktarını girerek emrinizi piyasaya gönderebilirsiniz. Emrinizin piyasa ile eşleşmesi sonucunda da pozisyonunuz açılır. Örneğin BIST 30 endeksinin yükseleceğini öngördüğünüz zaman BIST 30 vadeli işlem sözleşmesinde alım işlemi yaparsınız. Piyasa dilinde alım yapmak long pozisyon olarak adlandırılır. Her long pozisyon short pozisyon ile sonlandırılır. Short pozisyon ise satım yapmak anlamına gelir. BIST 30 endeksinin düşeceğini öngördüğünüzde de short pozisyon açarsınız ve beklentiniz gerçekleştiğinde Long pozisyon ile işlemi sonlandırırsınız. Burada en fazla yapılan hata şudur. Short pozisyonu kapatmak için yine short pozisyon açılmasıdır. Bunu yaparsanız yeni bir short pozisyon açmış olursunuz. Yani işlemi sonlandırmak yerine lotunuzu arttırırsınız. Unutmayın, long pozisyon her zaman short ile, short pozisyon her zaman long ile sonlandırılır. View up işlemleri ilk bakışta oldukça karmaşık görünür. Vadeli işlemlerin mantığı spot yani normal piyasa koşullarından oldukça farklı olduğu için böyle görünmektedir. Ancak İşlemleri biraz incelediğiniz zaman aslında basit olduğunu anlayacaksınız. Üstelik demo hesapları ile deneme işlemler yaparak kendinizi geliştirmeniz mümkündür. Demo hesaplar sanal para yüklü işlem platformlarıdır. Size tanımlanan sanal para ile sözleşme alıp satarak işlemleri risk almadan öğrenme imkanından da yararlanmanızı tavsiye ederiz. Viyop öğrenmek isteyen herkes düşünerek bu bilgileri sizlerle paylaştık. Yorum yaparak hem soru sorabilir hem de görüşlerinizi iletebilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka bilgilerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.